Tıkır tıkır da tak, tıkır tıkır da tak. Bu sesi hep duyacaksınız. Buldan sokaklarında dokuma tezgahları ferman okutup durula. Hadi gündüz neyse de gecede susmaz, takır takır saydırır, sükuneti yırtarlar. Sonu keskin bir takla biten yeknesak takırtı sanki hep aynı cümleyi tekrarlar. Artık bu biraz da nasıl konuşturduğunuza kalmış. Saatlerden hatırlayın, tik tak, tik tak. Allah, Allah. Zikr ehli şüphesiz tesbih, tevhid, salavat yakıştırır vurguya. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Buldan sokaklarından herhangi bir bahçe kapısını aralayın. Avluda yorgun bir ev göreceksiniz. Ve çalışkan bir tezgah. Binalar üflesen devrilecek. Lakin makineler yıkılmadım ayaktayım der adeta. Sevgili seyirciler, şu anda Denizli'nin güzel ilçesi Buldan'dayız. Burada dokumacılık hakim. Yaklaşık olarak her ev altında bir dokuma tezgahı bulunuyor. Fakat bunlar sanayinin vefasızlığı ile beraber hayatlarını idame ettirememişler. Yaklaşık olarak bir 100-150 tane dokuma tezgahı kalmış. Şimdi bunlarla alakalı sizlere bilgi vereceğiz. TGRT belgeselden ayrılmayın. İbrahim abi, kaç yıldır dokumacılıkla uğraşıyorsunuz? Ben 6 yaşında başladım bu işe. Hatta 6 yaşımdayken ilkokulu giderken de şu iki parmağımı kaybettim. Geçmiş olsun. Şu armilde. Çocukluk tabi o zaman için. O gündür bugündür aşağı yukarı 72 senesinden beri de kendi işimde imalat yapıyorum. Havlu üzerinde idi, daha eskiden havlu üzerindeydi. Şimdi havluculuk bizim Buldan'da bitti. Otomatikler olunca havluculuk bitti. Bu şal, peştemal, şu andaki eskilere döndük yani. Daha eskilere döndük şimdi. Bizim buranın işçisi %90'ı dokuma idi bugününe kadar. Şu 3-4 senede dokuma işi bizim Buldan'da bitti. Yani sanayinin getirdiği zararlardan birisi de bu tabii, eski mesleklerin tabii, teker tabii, teker tabii, yok tabii, olması. Tabii. Aşağı yukarı bizim Buldan deniz muhitinin bir numaralı dokuma merkezi idi. Ama şimdi emekli merkezi oldu. Zaten şimdi Buldan'ı gezdiğimizde gördüğümüz eski haneler altında dedem yaşında makineler. Evet. Hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bunlar da tahminim son kalan makineler. Tabii tabii. Daha devamlılığı olacağı da müşkül. Çok müşkül yani, çok müşkül. Eskiden dediğiniz gibi şimdi her evin altında bir tezgah. Üstünde kendimiz duruyoruz, altımızda kendi imalatını yapıyoruz. Benim doğduğum evde bizim kendi yerimiz Helvacılar Mahallesi deriz tepede. İlk Buldan'ın kurulduğu yerler yani. Daha oradaki evim mevcut benim. Annem duruyor şu an 87 yaşında. Böyle iki tane el tezgahımız vardı. Bir odanın içinde iki tane el tezgahımız vardı. Birini annem işlerdi, birini babam işlerdi. O zamanın şeysi de bu grapon dediğimiz yani astarın biraz daha zayıfı. Grapon geçerdi ismi. Renkli olarak. Ben öyle bir yerde doğdum. Buldan dedim ya %70'i bu şekilde. Şöyle anlatayım size. Bundan 8-10 sene evvelsine kadar şu Buldan'da 3500-4000 arasında bu otomatik tezgahtan vardı. Yarı otomatik tezgahtan vardı. Şu anda bilmiyorum ya 150 tane, 200 tane çıkmaz yani. Zaman içinde kapanıp gidiyorlar yani. Dedik ya şimdi bu otomatik, tam otomatik çıkınca mesela ben diyelim ki bundan günde 10 tane üretiyorsam otomatik tezgah 110 tane üretiyor. %4, %5 nasıl anlatayım? Sakat Defol olarak. Ama ötekinde sıfır defol. Otomatiklerde. Otomatikler. Tabii. Onun için bunlar tutulmaz oldu.
Ha, bu bizim gibi garibanlar için yani. Bu tezgahların arasında burada çocuk sallamacı dediğimiz, hatta daha işte düne kadar şurada asılıydı benim, oğlan almış. Yağmur da akıyor diye. Çocuklar burada sallamacını yatırırdık. İnanır mısın? Bunun ses o çocuğa uyuturdu, nenni de. Şimdi anneler bunu masal anlatıyor, masal söylüyor. Nenni söylüyor, çocuklar öyle oynuyor. Ama bizim zamanda öyle bir şey yoktu. Bunlar nennisiyle uyurduk. Sabahleyin şöyle diyelim, kim kalktı evin içinde? Hanım kalktı. Evin erkeği, reisi kalkasıyla hanım bu tezgahı açar. Erkek kalkarsa, hanım kahvaltı hazırlasıyla da erkek işin başında olur. Çoluk çocuk hep beraber otururuz. Bizim şöyle, Buldan'da, Perşembe dediğimiz Buldan pazarı yani. Eskiden çarşamba, perşembeydi mal pazarımız. Gece gündüz çalışırdık. Salı çarşambada mal hazırladık. Piyasaya çıkarmak için, pazarı çıkarmak için. İşte o zaman gari, o anlar, o zevkler nasıl olur biliyor musun? Şimdi evin içinde nüfusun kalabalıksa, çoluğun çocuğun varsa, okula gidiyorsa, giyim kuşam yoksa. Baba yarın malımı satılsın, inşallah satılır da. Ben işte ayakkabı alırsın, önlük alırsın, gömlek alırsın. Efendim şunu alırsın, bunu alırsın. Hem acıydı bunlar, hem çok tatlıydı. Ben bunları yaşadım yani. Hem acı olarak yaşadım, yoklukta acı olarak yaşadım, varlıkta çocuklarıma tatlı olarak yaşadım ve yaşatıyorum da şu anda. Oğlumun biri var, 80 doğumlu. Bu işi yapan. O sabaha kadar çalıştı, o şu anda yatıyor. Baba mesleğini devam ettiren. Baba mesleğini yani. Devam ediyor. Çünkü bizim Buldan'da yok yani öyle başka şeyimiz yok yani bizim. Dedim ya bir takviye olmadan kere, bir yardım olmadan kere. Ha sen diyeceksin ki bugün için bankalar kredi veriyor, yardım çok, takviye çok. Ama biz işte bak ne diyorum mesela, ben 6 yaşında bu mesleğe girmişim, ben başka meslek yapamam. Bu yani. Bizim burası da şimdi köhne bir yer. Yolu olmayan bir yer burası. Giriş var. Aynı yerden geri çıkışın var. Geldik dokuma tezgahının üzerinde Hafız Ahmet yazısı. Ahmet olduğunu düşünüyoruz buradan. Bu Hafız Ahmet kimdir? Hafız Ahmet benim babamdır. Babam yara hafız idi. 83 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. 1989'un 22 aralığında vefat etti. 83 yaşında. Yarım hafız olduğu için camilerde müezzinlik diyoruz ya. 60 sene müezzinlik yapmış. İsmi de Ahmet olduğu için Ahmet Cemal idi ismi. Hafız Ahmet oradan geliyor. Hafız Ahmet. Tabii bu ona ha. Nam olmuş. Ha. Halk arasında Hafız Ahmet. Ha, benim oğlum da dedesinin adı olduğu için burayı yazmış. Bu da dede mesleği olduğu dede için. Dede mesleği olduğu için. Tabii bu da bana bir gurur verici. Tabii. İbrahim abi, tezgahlarda dokunan ürünler bunlar olsa gerek. Evet. Bunlarla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Ya bu şimdi bizim eski tabirimiz göre peştemal. Bunlardan şimdi masa örtüsü oluyor. Efendim bornoz, hem ufak hem büyük çocuklara, büyüklere bornoz oluyor. Efendim peştemallar, hamam peştemal olarak hamamlarda kullanabiliyorsun. Artı plajlarda plaj havlusu yerine bunları kullanıyorsun. Çünkü bunlar suyu emici ve hemen de diyelim ki 10 dakikada, 5 dakikada kuruyor yani. Onun için bunu tercih ediyorlar şimdi. Bizim Buldan'da aşağı yukarı bilmiyorum ya, hemen hemen şimdi şu işi işleyen belki 100 tane tezgah var yani. Belki 150 tane var. Geçmişte bunlar daha fazlaydı. Geçmişte daha fazlaydı. Zamanın hışmına uğrayan mesleklerden evet, birisi de dokunmacılık. Evet. Ekmek parasını çıkarmak için çoluk çocuk gece gündüz uğraşıyoruz. Yani bir ilerlememiz falan yok yani. İlerlememiz falan yok yani. 45 dakika bir tane çıkıyor bundan. Yani 2 saatte
3 tane işleyebiliyorsun bundan. Yövmiye 10 tane, 12 tane. Bilemedin en fazla, fazla mesai yaparsan 15 tane. Esas bunun maliyeti 5 lira, 6 lira. Biz satıyoruz bunu 7 lira, 8 lira. Yani buna 1 lira, 2 liraya talim ediyoruz daha doğrusu. Ama yeri geliyor, onları satıyorsun. Yeri geliyor, 5 lira mal ediyorsun ama 4 lira satıyorsun. Niye? Biraz önce anlattım ya, çoluğun çocuğun var, çocuk bayram geliyor, seyreden geliyor, üst baş alınacak. Elbise alınacak, ayakkabı alınacak, okul kıyafeti alınacak, ne yapman lazım? Faizden kredi para kullanacaksın, elindeki malını ucuz satıyorsun, işin görüyorsun. Yani hemen ben şöyle diyebilirim, Buldan'ın eskilerinden mesela benim yaşımda olanlardan, benimki veya benden yaşlı olanların %60'ı bu şekilde idare ediyor vaziyette. Bizim dokumacılığımız 130 yıla dayanır. Dedenden gelmektedir. Ve babam, ben ve evladım bu mesleği sürdürmekteyiz. Doğduğum günden bu yana dokumacılığın içerisindeyiz. Çünkü babam, dedem, dedemin babasına dayanan bir dokumacılık geçmişimiz var. Tabii ki biz bu yıllarda, günümüzde teknolojinin verdiği faydalar sayesinde biraz daha kolay dokuma yapıyoruz açıkçası. Bu dokumanın asıl çilesini babamlar, dedemler ve ondan daha önceki nesiller çekmiştir. Çünkü bu ürünleri ipek kozasından ipek haline getirmesine, ipek olduktan sonra boyamasına, boyasından sonra dokumasına, dokumasından sonra gerekli el işçiliğine kadar hepsi kendileri yapmışlardır. Tabii ki biz biraz önce söylediğim gibi teknolojinin verdiği faydalar sayesinde biraz daha kolay üretim yapıyoruz. Şimdi ben size sırasıyla birkaç ürün göstermek istiyorum. Mesela şu ürün bizim şu anda günümüzde dokuduğumuz ipek fular. Buldan ipeğinden dokunmuş el dokuma bir fular. Şu ürün tarihiyle birlikte 1983 yılında babama ait bir dokuma. Şu ürün 1962 yıllarında dokunmuş. Babamın babası olan Kuruoğlu Sarı Çağlar dedeme ait olan bir dokuma. Şu üründe artık dördüncü nesil olan, yani babamın dedesine ait olan, Kuru Hafız'a ait olan bir dokuma. 1934 yılına ait bir dokuma. Sizin de burada gördüğünüz gibi burada dokumacılık nesilden nesile aktarılmakta. Ben de inşallah bundan sonra çocuklarıma ve torunlarıma dokumacılığı öğretmek istiyorum. Başarılı olabildiğimiz kadar devam edeceğiz inşallah. Çok geniş tezgahlarda dokunuyor abi. Elle tek tek mekik gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani bir tanesi 4-5 saatte ancak dokunuyor söyleyeyim. Biz yıllar önce bu dokuduğumuz kumaşlara, peştemal ve üstlere bu ütüyle ütülerdik. İçine kömür koyduk. Kömür köz haline geldiği zaman ısınırdı. Üt yapardık. Çok zahmetliymiş o zaman. Zahmetliydi, zahmetliydi. Kumaşta yakar mıydı o? Hayır, onu göre ustalık ister. He. Fazla durdursan üzerinde yakabilirdi. Şimdiki gibi ayar mayarı yok. Ayar yok. Ayar kendi elimizdeydi bizim. Her şeye sen dikkat edeceksin. Her şeye biz dikkat edeceğiz. Dikkat etmezsen kumaş giderdi. Kumaş giderdi. Bir ipeği, bu ipeği boyarken de şu ipeği 3 dakikada boyamamız icap ederdi. 3 dakika geçti mi ipek yanardı. Böyle tam tavında. Tam tavında. Tam tavında. Tetikte duruyordunuz. Tetikte durardık. Yoksa ipek zayi olacak. Zayi olacak. Benim annem çok zeki bir kadındı. Ben 15 yaşlarındayken arkadaşlarımın tüfeği vardı. Bir evin bir oğluydum ben. İllahi beni de bir tüfek alıvereceksiniz dedi, durdum. Annem düşündü. Oğlum dedi, 15 gün sonra İstanbul gideceğiz. Enişten yine bir fotoğraf makinesi aldıralım dedi. Benim de çocukluk hevesi tüfekten fotoğraf makinesine ak verdi. Fotoğraf makinesi aldık İstanbul'dan. Eski modelde ama hala yine kalitelidir. Evde duruyor, sağlıyorum. 45 yıl önce aldıydım. Neydi markası? Zorki. Rus malı. Rus malı. Rus malı. Çok güzel bir ses. Çok güzeldir. Hatta objektif çıkar, teleobjektif de takılabilir. Çok fotoğraf çektin. Çok çektim. Çok çektim. Çok güzel ama. Yaylada çektim, ovada çektim. Arkadaşlarla çektik. Kuzu çevirirken çektik.
Düğünlerde çektim. Daha Allah sana bol bol fotoğraflar çekmek nasip etsin. Amin, inşallah. Amin. Yaşa. İnşallah amin. Daha bol bol resimleri çek. Torunlarını çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Dokumacılık incelik isteyen, birçok aşamalardan geçtikten sonra bir araya gelen bir sanat. Her sanatın bir zorluğu olduğu gibi bunun da zorlukları var ama hiç heves olduğu zaman, güzel ürünler ortaya koyduğumuz zaman şevk alıyoruz. Değişik değişik ne yapabiliriz gibi diye düşündükçe onun şeyiyle çalışıyoruz. Her mesleğin tabii belirli bir zorluğu var. Severek yapıyoruz. Bunun içinde yetişmişiz. Gördüğüm kadarıyla burada ayaklar, eller yani evet, bütün vücut olarak çalışıyorsunuz. Şu el dokuması olarak vücudun dört uzvu da çalışıyor. İki ayak, iki el. Koordineli bir şekilde. Hem vücut sağlığı açısından sağlıklı ve sıhhat bir güzel bir iş aslında. O yandan da memnunuz yani yaptığımız işten. Tabii sattığımız ürünleri değerlendirebilirsek daha da memnun olacağız. Yani orada biraz zorluk çekiyoruz. Konfeksiyon tarzı ürünler, fabrikasyon tarzı ürünlerle kıyaslanarak yani 3 kuruş pahalı diye pek tercih edilmediği zaman oluyor. Ondan yani şeyimiz, sıkıntımız var. Yoksa yaptığımız işte bir sıkıntımız yok. Şimdi bir ustanın yani bir insanın yaptığı bir emek değer bulursa şevk verir. Sanatı biz yapıyoruz ama yaşatacak olan sahip çıkanlardır. Yani ben bunu slogan olarak şey yapıyorum. Sanatı yapan diye sahip çıkanlar yaşatır. Ben kısacık diyebileceğim bunlar. Peki bunca yıllık ustalık hayatınızda bu mesleği devam ettirecek olan bir çırak yetiştirdiniz mi kendinize? Maalesef yeni nesiller yetişmiyor. En başta evlatlar okuma şeysinden dolayı. Hani tahsil hayatına ehemmiyet veriyoruz. Şimdi zaten 8 sene şu an için 12 sene oldu galiba mecburi eğitim. 7 yaşında ve 6, 18, 19 yaşına kadar zaten bir okul hayatı olduğu için. Çocuk da belli bir yaşa geldikten sonra dersim var, sınavım var falandır filandır bahanesi. Yani olmasa dahi kaçmak için bahaneler buluyor. Bu işte bizim gibi. Biliyorum bundan sonra ne olur yani. Bir dönem daha bizlerle gider belki bundan sonra. Ama belki şu da olabilir. İleriki dönemde meraklısı sonradan öğrenerek de devam edebilir yani. Her karamsar olmamak gerekiyor. Talep gördükçe olabilir yani. Üniversite tahsilini bitirir. Misal yani. Sanat yapabilir. Tekrar dönüş yapabilir. De benim şu yaptığım ürünlere dokunduğunu görmeden mesela bazı vatandaşlar diyor ya bunlar dedi Türkiye'de mi dokunuyor diyor. Dedim ben hani ne amaçla sordunuz? Ya dedi bu kadar harika bir şey olduğundan dolayı. Yok dedim ya onlar Türkiye'de buradan ya elde dokuyoruz. Yani söylemek istediğim ürünler şu tarz ürünler bakabilirsiniz de. Fularlar genelde boyunların bağlanan kısımlar buruştuğu için burası bürümcük yaptık. Bazen bayanlar da görüyorduk yüzükle fular takıyorlardı şöyle. Ona öyle bir şeyler uydurduk. Yani tamamen kendi elimizde ayakta kalmaya çalışıyoruz yani. Hazır ürün alıp satmaktansa. Mesela ben müşterilerim her zaman derim pazarlığa girdiği zaman bak kardeşlerim ben esnaf olsam mesela bir üründen 100 tane satsam telefon ederim 100 tane anında gider. Ama benim bundan 3 tane dokuyorsam ben 3 tane satsam da 4. kazanma şansım o günlük kazancım olur. Yani satsam da satmasam 3 tane. Yani bu elemenin bu işiyle var. Böyle bir hadise. Günümüz koşullarını modernize edilmiş masa örtüleri. Bu da yine falan tutuyor dediğimiz. Şunlar biraz daha modernize olmuş olan ürünler.
Ve şunlar var. Bunlar da el dokuması olan ürün. Bunlar biraz daha bahçe havası. Çok şekermiş ya. Evet. O yastık kılıfı kırlent. Koltuk kenarlarında isterlerse yatak üzerlerine dekoratif amaçlı. Bu sıvama dediğimiz bir ürün. 60-70 senelik en az bir geçmişi var. Zamanında palamut suyuyla denilen kök boyayla yapılmıştır rengi. Daha sonra bu şekilde işlenmiş. En ağır işçiliği budur. Daha sonra simli ve ipek karışımı olan modelleri var. Yine bu da farklı bir desen. Yine işleme sanatı bu şekilde. Buhara dediğimiz desen. Yine sıvamanın eşdeğer ağırlığında bir ürün. Buldan'ın ilk geçmiş ürünleri bunlar. Başörtüsünden günümüz koşullarını modernize edilmiş olan ürünlerimiz. İşlemeyi yapan kişi kasnak makine süzene dediğimiz bir yetki. Makinenin altında manuel bir kol var. Hem bir taraftan o kolu çevirip bir taraftan da kumaşı çevirerek yapılıyor. Kumaş kendinden kareli olduğu için kesinlikle çizim yapılmadan yapan kişi artık yıllardır deseni kafasında oluşturmuş bu desen çıkıyor. El emeği göz nuru bir ürün. Çizim yok, şekil yok. Evet, aynen öyle. Şablon yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zaten dikkat edilirse tam simetrik değildir yani. Simetrik olsa zaten kıymeti yok. Evet, o zaman fabrikasyon yani makina olayına girer. Evet. Otomatik makinesi yok. Çok. Sadece bu hale gelebilmek için en az 3 bayanın elinden geçiyor. Böyle bir şey kaç saatte biter veya? 3-4 saatte anca biter. Hiç evet. Kalkmazsa başından. Yani günde taş çatlasın 3 tane yapar. Yani zor. Çok zor. Evet. 6 asır evvel Havali'den geçen İbn-i Batuta Buldan bezine hayran olur. Pamuğun inceliğini, kuvvetini anlatır uzun uzadıya. Öyle ki altın işlemeli kumaşlardan bahseder hatta. Buldan, Germiyan oğullarının elinde de dokumacıdır. Sultanlara mal yollar ki bunlar yaralır vesikalarda. Ertuğrul Gazi'nin içliği, Genç Osman'ın göğneği, Barbaros'un şalı, Buldan da dokunur mesela. Saray hanımları da Buldan dokumalarını çok tutar, çeyizlerinde kullanırlar. 17. yüzyılda Denizli'ye yolu düşen Evliya Çelebi, buradaki pamukluların acem ve musul bezinden daha ince olduğunu yazar. Pamuk ipliğinin önce hamı alınır. Sonra ustasına malum usullerle boyanır. Herkes ceviz yaprağı, meyan kökü, mazı, defne, palamut, soğan kabuğu, kestane kullanır. Ama ustalar değişik tonlar yakalar ve bunu sır gibi saklarlar. Buldanlar tezgaha besmele ile başlar ve mesleğin pirlerine Fatiha okurlar. Artık nöbetleşe kamçı sallayacak gün ve gece boyu pedallara basacaktırlar. Tıkırtı kesilse konu komşu sorar. Ne oldu? Bir mazarat mı var? Denizli antik çağda da dokumacıdır ama o zamanlar daha ziyade yün kullanırlar. Pamuk doğudan gelen bir malzemedir. Kolay ulaşılmaz. Herodot pamuk için koyun gibi meyve veren bir bitkidir. İpi kuzu yününden incedir, yazar. İpek ise Çin menşelidir. Hazar üzerinden gelir Anadolu'ya. İslam medeniyetinde canlı resmi yoktur. Daha ziyade gül, lale, karanfil motifleri kullanırlar. Ustalar otları, kökleri kaynatır, renk yakalar. Gök maviler, kan kırmızılar. Değişik bitkiler denerler. Nar,
ceviz kabuğu, palamut, safran, ayva, ne bulurlarsa. Eskiden mekik elle savrulurmuş. Ta ki Osman Usta adlı bir dokumacı İstanbul'da kamçılı tezgahları görünceye kadar. Getirir, geliştirir ve hayli zaman kazandırır buldanlılara. Tek parti yıllarında iplik devletin elindedir. Mal dostlara verilir. Ayırmalar, kayırmalar. Yetmez gibi ilave vergiler bindirilir omuzlarına. Dokumacılar aman aman kazanmaz ama fevkalade kazanç vergisine tabi tutulurlar. Adam çalıştıranlar ayrıca muamele vergisi öderler ki astarı yüzünü aşar. Onlar da atölyeleri dağıtır, tası tarağı toplayıp evlere kapanırlar. Tabiri caizse ine verirler merdiven altına. İşte o alışkanlık devam ediyor hala. Menderesli yıllarda ceryan ulaşır. Motorlu makineler yayılır, hız katarlar imalata. Şimdi şöyle anlatayım. Bu bizim eskiden dinlerimizin kullandığı üstlük, peştemal dediğimiz yarım adlandırılmış bir üründür. Has ipekli ve kök boyalı kesiyle rengi solmaz, rengi atmaz. Altındaki de aynı şekilde yine ince ipekten, has ipekten dokuma bir üründür. Artık dokumaları yok. Kök boyadır o da. Özellikleri nasıl söyleyeyim, sağlam ve dayanıklı olmasıdır. Sandı eskisi bunlar bizim. Annelerimizin, nenelerimizin kullandığı bu peştemal, bu da biz yarım deriz. Bunlar hakiki ipektir. Bu kumaşlar 100 senelik, sandık eskisi. Merhaba abim, nasılsın abi? Hamdi Konay isim. Kullanın ürünleri pamuktur genelde. Pamuk olarak üretim yapıyoruz yani. Biz yapıyoruz kendi işimiz. Buldan da dokunuyor. Buldan da yapılıyor. İpki, tekstil, her şeyse her türlü. Hamdi abi Allah işini rast getirsin. İnşallah amin. Sizinle abi inşallah. Kim çok bilmiyorum. Güzel işler yapmışsınız. İnşallah. Buldan da inşallah dünya tanısın. İnşallah. Ya Mehmet abi, üç makineye birden bakıyorsun, böyle midir abi hep? Evet, üç makineye bakıyorum. Millet bir tanesiyle anca baş ediyor, sen maşallah iyi koşturuyorsun. Bizim bunlar vantajı olduğu için, öyle kontrolü kendi kapandığı için bakıyor. Bayanlar büküyor, büktükten sonra yıkıyor, sonra dükkanı gidiyor, ütüleniyor, paketleniyor, satış haline geliyor yani. İsmin ne senin? Beyza. 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 Beyza bak, abi bir şey diyecek galiba. Ama onu elinden al Beyza'nın, o küflü bak. Beyza bırak abicim onu. O küflü küflü. Bırak, biz bununla bu hasta oynayalım. Hasta eder o seni. Ama biz de böyle yapacağız o zaman. Ama şimdi o hasta eder seni. Neden biliyor musun? Üzerinde küf var ya onun, küf. Şuna şu taş da yapalım biz de. Bak şöyle vur ona. Beyza. Abi bir şey diyecek. Beyza, pasta yapabiliyor musun sen? Yaptık burada. Hadi onu anlat bakalım. Beyza, bak abiye salla. Ayşe amcana baksana, çekiyor amca. Güzel bak. Salla, burası güzel eser abi. Yazın buraya mı seriyorsun abi yatağı? Ya bu ne ser? Oldu bazen. Çekiyorum şu an. Küfür küfür esiyordur abi. Esiyor. Manzarası da güzel. Manzara güzel. Yeşil. Çayı da demlersin. Yeşillik de bol. Yeşillik bol. Bunda bir yeşillendi mi?
Parası yeşillikten geçilmez yani. Meyveden geçilmez değil mi abi? Meyve fazla yok da yani akas ya. Hayır. Kom bir şey yapmaz gel. Yok öyle bir gündür. Dur lan. Dur. Salih abi seni özlemiş bu. Okul nerede? Okul mu? Benimki 4 Eylül'de. Aşağıda mı? Hı hı. Bizimki orada. Yoruluyor musunuz girip çıkıp böyle yokuşu var çabuk buranın? Evet. He? Evet. Bir okul yapsalar iyi olur mu? İyi olur. Ben de yokuş çıkmazdım diyorsun öyle mi? Evet. Ama sağlıklı kalıyorsunuz bak yokuş çıka yine yine çıka. Buldan dokumacıların gizli başkenti. Türbeler sevimli, camiler heybetli. Evleri güzel, unları özel, ekmeği şöhretli. Hani derler ya, kendi halinde bir Anadolu ilçesi. Nal sesi de duyuyorsunuz, kas çığlığı da. Sen kimin kaymakam olsun? Ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorum. Ama maşallah. Şşş be. Maşallah da oğlum. Bir namaz kılarım da. Hep koşular beni her gün gelle. O ben çok dua et. O ben çok dua et. O ben çok dua et diye. Hasılı Buldan'da çok rahat çekim yapıyoruz. Sanki kendi mahallemizde, evimizde gibi. Sizler buraya geldikçe Buldan'ımızın yani tanıtma teşekkür ederiz tanıttığınız için. Çok teşekkür ederiz. Vazifemiz abi ne demek? TGRT belgesel 10 numara.